Pasaport gişesinde bana hiçbir şey sorulmadı. Sadece 60 dolar ödedim. Az kalsın Malezya'da gümrükte gidiyordum. Son anda yırttım. 11.820. Bugüne kadar gezdiğim hiçbir ülkede buna şahit olmadım. Yemeğin tadına baktığım zaman aynı bizim yemeklerimize benziyor. Az evvel yediğim yemek 1.37 dolar. Arkadaşlar bu aktarmalı bir uçuş olacak. Önce Malezya, Malezya'dan sonra da Sri Lanka'ya gideceğim. Her iki uçuşun arasında 12 saat var. Malezya'da belki bir alışveriş yapabilirim çünkü orada elektronik eşyalar çok ucuz. Daha önceden de oraya gitmiştim. Şimdi pasaport gişesine gidelim. Uçağımıza geldik. İstikamet Malezya. Şimdi aklımda tek bir soru var. Yarınki uçağımın kalkmasına 20 saat var. Acaba havaalanından çıkıp Kuala Lumpur'a mı gitsem? Yoksa bu 20 saati bu havaalanında mı geçirsem? Bakalım, yol parası ucuzsa Kuala Lumpur'a giderim. Bol bol çikolata yeriz. Malezya'da çikolatalar çok ucuz. Şu an gece saat 3. Bugün akşam saat 9'da uçağım var. Mecbur o zamana kadar burada kalacağım. Kuala Lumpur'a gitsem 600 TL yol parası ödeyeceğim. Bir gün için bence değmez ya. Bak, kıvrılır uyurum. Yarına kadar. Gerisine bakarız. Tarih boyunca bütün yerleşim birimleri derenin kenarına kurulmuştur. Ben de Sibir'in yanına kuruldum. Hem kahvemi, hem noodle'umu, hem de videomu burada editliyorum. Böyle. Aktarmalı biletin başıma bela olacağını biliyordum. Az evvel Malezya Hava Yolları'na gittim. Bana diyorlar ki, Sri Lanka'ya gittiğin zaman dönüş biletin nerede? Kardeşim sana nesin? Sen Malezya'sın, sen Sri Lanka değilsin ki. Onlara diyorum ki Sri Lanka bizden geri dönüş bileti istemiyor. Biz kapıda 50 dolar ödeyip bir aylık vize alabiliyoruz. İnanmıyorlar. Boşu boşuna az evvel Malezya sınırından geçtim. Bir aylık Malezya vizesini aldım. Bedava tabii ki. Ama gereksiz. Boşu boşuna ülkeye giriş yaptım yani. Umarım bu sorunu çözerim. Yoksa işler karışık. Ben hala olayın şokundayım. Sabahki çalışanlar kesinlikle bana geçemezsin söylenir. Hatta ben diretince beni oradan az kalsın kovacaklardı. Akşam ise çalışanın dalgınlığına denk gelip bileti aldım. Abi çok ilginç ya. Sanki üzerimden büyük bir yük kalktı. Eğer Sri Lanka'ya gelecekseniz internetten bir hafta önceden Sri Lanka vizesini alın. Ben YouTube'dan çok video seyrettim. Kimse bundan bahsetmedi ya. Az kalsın başımıza belayı alıyorduk. Sevindim. Şimdi yola devam edelim. Küçük kız bana fringes veriyor. Kıyamam sana. Sonunda geçtik. Şimdi uçağa biniyorum. O kadar ülkeye gittim. Hiç bu kadar yorulduğumu hatırlamıyorum. Temiz yastık var, kulaklık var ve battaniye var. Mısır'dan sonra ilk kez bir uçakta bunları görüyorum. Malezya'nın kendi hava yolları olduğu için bayağı bir özen göstermişler. Uçlar hizmette sınır yok. En son Mısır hava yollarından yemek yemiştim uçakta. Malezya hava yollarını sevdim. Havaalanından indik. Havaalanının kalitesinden insan ülkenin nasıl olacağını az çok anlayabiliyor. An itibariyle Sri Lanka'ya girmiş bulunmaktayım. Adamlar vize hakkında hiçbir şey söylemediler. Malezya neden Sri Lanka vizesi hakkında bu kadar diretti onu da anlamış değilim. Ya düşünsenize, Sri Lanka bile kendi vizesinden bahsetmezken Malezya bana Sri Lanka vize nerede diyor. Az kalsın Malezya'da gümbürtüye gidiyordum. Son anda yırttım. Şimdi çıkalım buradan. Pasaport gişesinde bana hiçbir şey sorulmadı. Sadece 60 dolar ödedim ve bana böyle bir kağıt verildi. Exchange'e geldim, tam havaalanının içinde.
1 dolar 295 Sri Lanka parasına denk geliyor. Ben şimdilik 40 dolar bozduracağım. Bakalım bize ne kadar verecek. 40 doları bozdum ve bana bu kadar para verdi. 11.820. 60 dolar vizeye verdik. 40 dolarımızı bozduk. Paraları şöyle. Binlik parası böyle. İlginç. 500'lük şöyle. 100'lük de böyle. Google'dan baktım. Dolar kuru aynı. Genellikle havaalanından para bozmam ama burada bozdum. SIM kartlar bayağı bir uygun. 20 GB olan 1400 Sri Lanka parası 5-6 dolara denk geliyor. Şu an internetim olmadığı için doğru bir tahminde bulunamıyorum. Doğrusunu videonun altına yazacağım. 15 tane ülke dolaştım. Sanırım aldığım en ucuz SIM kart bu oldu. 4,5 dolar. Thank you bro. İlk kez bir havaalanının yanında yerleşim birimleri görüyorum. Şurası havaalanı. Şurası da şehir. İç içe. Taksiciler nasıl da çağırıyor. İğrenç bir koku geliyor. Zaten 300 metre ötesini dumandan dolayı göremiyorsunuz. Böyle. Kuşa bakın. Thank you bro. Tuktukçular iki de bir taksi diyor. Adamlar ne yapsın, onlar da ekmeğinin peşinde. Ama yukarıdan zaten otobüsler gidiyor. Otobüsler burada yok. Sağ olsun bir tuktukçu gel seni parasız götüreceğim dedi. What's your name? Neville. Neville. Yes. Thank you Neville. Yes. First time? First time? Yeah. Otobüsümüz böyle pembeli, fantastik bir otobüs. Fiyatı yaklaşık 0.7 dolar. Oyuncak gibi otobüs ya. Dökülüyor. Otobüs dökülüyor. Kapı pencere açık. Şehirde kaldırım diye bir şey yok. Deliler otobüsü. Yeni fark ettim. Otobüsün altı boş. Otobüsten indim. İlk dikkatimi çeken şey, burada büyük bir kavşak var ve trafik ışıkları yok. İkinci bir otobüse bindim. Küfür esiyor. Ben nereye geldim? Ben buranın hiç böyle olacağını tahmin etmemiştim. Biraz daha gelişmiş sanıyordum.
Ama görüyorum ki havası kirli. Ülke pek gelişmemiş. Ama bir şey bunları telafi ediyor. İnsanları şeker gibi. Sabahtan beri gördüğüm bütün insanların yüzü gülüyordu. Japonya, Kore ve Tayvan'daki gibi samimiyetsiz değiller. Ama oradaki yaşam koşullarına da sahip değiller. Gittiğim ülkelerde bir şey dikkatimi çekti. Bir ülkenin gelişmişliği ne kadar düşükse o ülkenin insanları o kadar samimi ve yardımsever oluyor. Otelimize geldik. Mirage Colombo City Hotel. Dıştan pek iyi görünmüyor. Hiç olmazsa burada şehirdeki egzoz dumanı yok. Bir kahvemi hazırladım. Üzerimdeki bir yorgunluğu bir atayım. İlk görünümler güzel. Oteli beğendim. Şöyle bir terası var. Şöyle de bir manzaramız var. Bulutlar yine yaklaştı herhalde. Yine yağmur yağacak gibi. Aynen. Sevdim. Güzel yer. Bir durum değerlendirmesi yapalım. 1,5 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından otelime geldim. Üzerimdeki yorgunluğu atmaya çalışıyorum. 2 gündür uyumadım. Sabah havalimanından dışarıya çıktığım zaman şehrin üzerinde bir sis bulutu gördüm. Bu egzoz dumanlarından oluşan bir sis bulutuydu. Bir otobüse bindim. Otobüs sanki 100 yıl öncesinden kalmış gibiydi. Otobüsün tabanına baktığım zaman asfaltı görebiliyordum. Delikler vardı. Ama ucuzdu, Allah var yani. Otobüsten ilk indiğim zaman sarhoş gibiydim. Dışarıdaki egzoz dumanı ve otobüsün kirliliği yüzünden. Şehrin üzerinde bir sis bulutu vardı. Egzoz dumanları, deyim yerinde ise tezek kokusu geliyordu. Ben Sri Lanka'yı hiç böyle düşünmemiştim. 1,5 saatlik yolculuğumda çok az sayıda kaldırım gördüm. Neredeyse kaldırım şehirde yok gibiydi. Koskoca kavşaklarda kırmızı ışık bile yoktu. O kadar kötü şey saydık ama size bir şey söyleyeceğim. Bu söylediğim bütün olumsuz şeyleri hepsini yok edecek. Uzun zamandır hasret kaldığım insanları burada tekrar gördüm. Sri Lanka halkı gerçekten çok yardımsever, samimi ve güler yüzlüler. Bana yardım etmek için adamlar birbirleriyle yarışıyorlardı. Hatta bir tuktukçu kısa mesafe olduğu için beni bedava bile bir yerden bir yere götürdü. Bugüne kadar gezdiğim hiçbir ülkede buna şahit olmadım. Özellikle ilk geldiğim saatlerde bu kadar güler yüzlü samimi insanlar bir arada hiç görmemiştim. Bu bile bana yetti. Bütün gördüğüm olumsuz şeylerin hepsini unuttum. Şimdilik durum böyle. İleride nasıl olur bilemem. Yavaş yavaş eklerim. Thank you. Great. Az evvel şunlardan bir tane alacaktım. Bunların tanesi 5000 Sri Lanka parası. Ve buradaki çalışan bir kıza söyledim ki sen bir aylık maaşınla ne kadar alabiliyorsun? Kız 9 tane deyince neyse. Manyak bir yağmur yağıyor. Bugün güzel bir hava var. Şehrin üzerinde yine bir toz bulutu. Toz bulutu değil de egzoz. Bir kahvaltımızı yapalım. Acıktın mı lan? Gel sana ekmek vereyim ya. Hah. Lan ya kardeş ya. Gel. Hata geldim. Yemekler bize yakın. 4 çeşit yemek alırsanız 400 Sri Lanka parası. O da yaklaşık 1,5 dolara denk geliyor. Bence çok güzel. Şunun adını söyledi de ben unuttum ya. Name? Manyota. Manyota. Kasava, kasava. Kasava. Patato? Yes. Patato. Arkadaşlar şunun ismi kasavaymış. Yemeğin tadına baktığım zaman aynı bizim yemeklerimize benziyor. Are you Aynı. Sevdim. Gerçekten çok güzel.
Nefes almadan yiyorum. Kendime geldim. Güzel. Bro, thank you. Okay, sir. Very good. Very good food. Az evvel yediğim yemek 1.37 dolar. Yani 1.5 dolar bile değil. Kendime geldim. Yemeklerin tadı aynen bizim yemeklerimize benziyor. Acısı, baharatları. Güzeldi.